Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün standart haritanın üzerine yeni güncellenmiş bazı haritalar ekleyerek bir kombinasyon hazırladım. Onu göstereceğim. Aslında bu kombinasyon daha önce de yapılmıştı. Yapmıştım yani. Şimdi yeni sürümleri çıktı bazı haritaların. Onları ekleyerek hazırladım. Bir de bir Polonya haritası vardı. Daha önce bazı kusurları olduğu için onu paylaşmaktan vazgeçmiştim. Onun da yeni sürümü çıktı. Onu da ekledim. Bu Büyük Polonya isimli bir harita bu. Şimdi aşağıdan yukarı doğru bir bakalım arkadaşlar. Bu PJ Indomap Endonezya haritası. Bunun 2.6 sürümü. 1.34 için hazırlanmış olanı. Bu gerçekten harika bir harita. Yani Endonezya'da eğer kamyon kullanmadıysanız gerçekten çok şey kaybediyorsunuz. Burada çok güzel yollar var. Yani mutlaka denemeniz gereken bir harita bu. Afromap'ta Dimon isimli bir arkadaşın hazırladığı bir harita. Gün geçtikçe gelişiyor. Yeni şehirler ekleniyor. Eski haritanın ilk zamanında yapılmış şehirler de yeniden güncellenmiş. Bunun da iki sürümü çıktı. Bu iki sürümüyle Afromap'ta kullanabilirsiniz. Bu da güzel ve özenli bir harita. Bu Afrika'ya ve Endonezya'ya Jalaisten feribotlar vardı sadece. O da yani mantıklı gelmiyordu. Çünkü Avrupa'nın ta üst tarafından en alta geminin gelmesi. Ben hem Afrika'dan Endonezya'ya, İtalya'ya, hem İtalya'dan Endonezya'ya ve Afrika'ya feribot bağlantıları olan bu küçük modu hazırladım. Kendim de bunu kullanıyorum. Kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilirler ama bu seçimlik. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de. Arkadaşlar bu Kazakistan haritası. Oldukça güzel bir harita. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Neredeyse bu haritanın girmediği kombinasyon yok. Burada önce def dosyası, ardından map dosyası ve onun arkasından model dosyasını ekleyerek bu sırada koyuyorsunuz bunu. Güney bölgesi haritası, bu da yine hemen hemen herkesin bildiği bir haritadır. Bu haritada gizli rotalar da var. Yani haritanın kendisinde görmediğiniz ama yol kenarlarından fark edince girip keşfettiğiniz yollar da var. Orman yolları var. Özellikle çok güzel. Onu söyleyeyim hemen. Bu haritanın aynı zamanda şimdi Türkiye'ye bir bağlantısı da var. Az sonra onu o bağlantıyı da göstereceğim. Türkiye'den bu haritaya doğrudan bağlantı var. Yol bağlantısı. Sergey denen bir arkadaş tarafından yapılmış. Çok da güzel bir yol. Üzerinde hem buraya bağlantı var hem de bir güzel bir orman yolu var arkadaşlar. Bunu Güney bölgesi haritasının DefMap dosyası, model 1, model 2 ve model 3 dosyaları şeklinde sıralıyorsunuz. Üzerine de İngilizce dosyasını getiriyorsunuz. Bu RusMap. RusMap aslında ta 1.30 için en son güncellenmişti. O günden beri güncelleme almıyor bu. Traxim Club diye bir tane forum var. O forumdan takip ediyorum. Modun yazarı bir takım yeni şehirler ekliyor. Üzerinde güncellemeler yapıyor ama oldukça uzun zaman geçti. Ne zaman güncellenecek, yeni sürüm ne zaman çıkacak bilemiyorum. Bir de ETS'nin 1.35 sürümüyle ilgili yenilikler olursa onlar bunu etkiler mi onu da bilmiyorum. Ama bu RusMap dosyasını çalıştırabilecek bir düzenleme var. O düzenlemenin linkini de açıklamalarda göreceksiniz. Önce RusMap dosyaları 4 tanedir arkadaşlar. Bir dev paketi, map paketi, model 1 ve model 2 paketi. Bu dördünü bu sıralamada koyuyorsunuz. Ama benim açıklamada vereceğim link de bu dev paketi ve map paketi yani harita paketi olarak 2 tane dosya var. Bu dosyaları orijinalin üstüne kopyalıyorsunuz. Mod klasörüne atacaksınız ve bu dosyaların üzerine yazmasına izin vereceksiniz. Böylece RusMap'ta bazı çökmeler vardı oyun sırasında. Özellikle 1.34'te bu sıklıkla yaşanıyordu. Hem bu çökmelerin önüne geçiyor,
Hem de Rus map'ın yeni delenceye, harita delencesine, bu SCS'nin yayınladığı yeni delenceye bağlantılar var burada. O bağlantıları da bu ikisi sağlamış oluyor. Hem güncelleme yapıyor hem de o bağlantıları sağlamış oluyor. Bu RusMap kendine özgü modeller taşıdığı için herkes tarafından sevilen bir harita. Buradaki prefabrikler, yani varlıklar, bu modu yapan Aldimator denen bir arkadaş, bu arkadaşın bir arkadaşı hazırlıyormuş bu modelleri. Bunu şöyle anlatayım size. Mesela binalar, yollar Rus mapa özel yapılmıştı. Rus maptan hatırlarsınız, bozuk yolların falan olduğu bölgeler vardır böyle. Rusya'ya özgü binaların olduğu yerler vardır. Bu binalar ve yollar tamamen o arkadaş tarafından yapılmış. Onun da öldüğü söyleniyor. Yani yeni varlıklar olmayacak büyük ihtimalle Rus mapta, ama Rus map şu haliyle bile güncellenmiş olsa yine de iş yapacak bir harita. Çünkü bu harita olmadığı zaman en azından Kazakistan'ı ve Rusya açık alanları bağlama şansı olmuyor. Bir de Promots'un bir tamamlayıcısı gibi bu Rus map. Promots'un eksik bölgelerini tamamlıyor ve haritanın çok daha büyük olmasını sağlıyor. O yüzden inşallah güncellenir. Öyle düşünüyorum. Umarım sorun çıkmaz. Arkadaşlar, bu Rus map eklentilerini yüklediğiniz zaman Rus map'taki şeyler, şehir isimleri Rusça'ya dönüyor. Kiril alfabesine dönüyor. Bu da benim hazırladığım bir İngilizce paketi. Ama bu paket sadece İngilizce çevirmiyor. Aynı zamanda bu Beyond Sea dediğimiz DLC'nin, yani az önce bahsettiğim bu ETS'nin son harita DLC'sinin meydana getirdiği, yani Rus map üzerine meydana getirdiği bir hatayı da gideriyor bu aynı zamanda. Hem Rus şehirlerini Latin alfabesine çeviriyor hem de o hatayı gideren bir dosya bu. North Map kuzey haritası. İskandinavya tarafında haritaya küçük bir bölüm ekleyen bir harita. Bu Romanya haritası. Bunu zaten neredeyse bütün kombinasyonlarımda kullanıyorum. Bu Romanya'da 1, 2, 3 ve 4 olarak sıralanan, şöyle göstereyim. Sıralamada yapacaksınız bunu. Yani def dosyası, model dosyası, asset dosyası ve prefab dosyası. Bu sıralama böyle. Bu da Ro Extended, yani bu Romanya'nın İngilizce şehir isimleri. İngilizce demeyelim de Latin alfabesiyle şehir isimleri yapıyor. Çünkü bu haritanın bazı kısımlarında Kiril alfabesiyle, örneğin Ukrayna gibi yerlerde şeyler Kiril alfabesiyle şehirler. Tabii Kiril alfabesini bilmeyen, okuyamayanlar için bu oldukça zor. Bu İngilizce isimler dosyası bu Kiril alfabesiyle yazılan şehirleri İngilizce'ye çeviriyor. Arkadaşlar, bu YKS'nin haritası. Aslına bakarsanız YKS'nin 4 tane dosyası var. Bu 4 dosyanın 2 tanesi olacak bunlar, ama siz bu şeyden itibaren, bu kombinasyondan itibaren mod klasörünüzdeki YKS'nin tüm dosyalarını kaldırın. Benim linkte vereceğim, yani video açıklamasına vereceğim linkten bir dosya indireceksiniz. Bu dosyanın içinde hem bunlar var hem de YKS-RK var. Şimdi YKS'nin öngörünüm resimlerinde şurada herhangi bir şey yazmıyor. Şuradan gösterirsem daha şey olur. Mesela şöyle model 2, model 1 gibi yazılar yok. Bunu biz daha önce şeyin açıklamasına bakarak seçiyorduk. Şimdi o vereceğim dosyada bu iki tane dosya var sadece YKS'nin. Diğer iki tane gereksiz dosya, yani def ve map dosyaları kaldırılmış oluyor onda. Bu şeyleri doğrudan kullanabiliyorsunuz. Bunda modeller var. Yani harita dosyası ve def dosyası yok YKS'nin. YKS dediğim gibi 4 dosyadan oluşuyor. Def, map, model 1, model 2.
Bize model 1 ve model 2 gerektiği için sadece bunları kurmuş olacağız. Yani sizin mod klasörünüzde sadece bu iki dosya olacak YKS'ye ait. Bu YKS-RSK dosyası Arayaz tarafından yapılmış bir dosya. YKS'nin 1/19 ölçekli hale getirilmesiyle oluşturulmuş bir dosya. Bu bir harita dosyası sadece. Türkiye haritasını normal SCS'nin varsayılan ölçeğine getiriyor. Onun dışında bu dosya tamamen YKS'nin kendi varlıklarını kullanıyor. Yani işte Türk polis arabaları, benzin istasyonları vesaire gibi varlıkları da YKS'nin dosyalarından, yani bunlardan kullanıyor, model dosyalarından. Az önce bahsettiğim şey de bu arkadaşlar. Bu YKS ile Güney bölgesi arasında yol bağlantısı sağlayan bir dosya bu. Sergey tarafından yapılmış bir dosya. Çok güzel bir yol bu. Yani keyifle kamyon kullanacağınıza kesinlikle eminim. Bununla ilgili zaten bir video hazırlamıştım. Videoların içinde var bu. Hem bu köy yolu hem de YKS ve Güney bölgesi arasındaki yol. Bu Romanya ile Güney bölgesi arasında feribot bağlantısı kuran bir dosya. Bu da Güney bölgesinden İtalya'ya var olan, aslında çok da anlamsız olan bir feribot bağlantısını kaldırmak için arkadaşlar. O feribot bağlantısını kaldırıyor ama İlle de benim Güney bölgesiyle İtalya arasında feribot bağlantım olsun diyorsanız, o zaman bu dosyayı eklemeyin. Buna gerek yok o zaman. Bu da YKS ile, yani Türkiye ile Güney bölgesi arasında feribot bağlantısı kuran bir dosya. Bu bir fix dosyası. Güney bölgesindeki Lada arabaların haritaların diğer bölgelerinde de görülmesi durumuna engel olmak için hazırlanmış. Yine Arayas tarafından hazırlanmış bir dosya. Ladaların sadece güney bölgesinde görünmesini sağlıyor. Yani isterseniz bunu da kullanmayabilirsiniz. Avrupa'da da görünsün diyorsanız bunu kullanmayabilirsiniz. Bu büyük Polonya haritası. Dediğim gibi bunda bazı sorunlar vardı. Örneğin serbest kamera uçuşu sırasında, yani sıfır tuşuyla araçtan ayrılıp dolaştığımız durumlarda ya da bir şehre ışınlanma yaptığımız durumlarda komut konsolundan oyun çöküyordu bu haritanın yüzünden. Bu haritayı kaldırınca sorunsuz çalışıyordu. Ona da bir çözüm bulamadığım için bunu kaldırmıştım. Bu şimdi yeni sürümü çıktı bunun. 1.3.3. Daha önce 1.3.2 kullanıyorduk. 1.3.3'te o sorun ortadan kaldırılmış. Denedim. Yani herhangi bir sorun yok. Hatta bununla ilgili bir tanıtım bölümü de bu videonun sonunda yer alacak. Oradan bir yük aldım ve kısa bir yolculuk var. O yolculuğa da bakıp izleyebilirsiniz eğer isterseniz. Bu Büyük Polonya ile Rusmap arasında bir yol bağlantısı sağlıyor. Bu da Büyük Polonya ile Romanya arasında bir yol bağlantısı kuruyor. Bunların her ikisinin de bu Polonya haritasının üstünde olması gerekiyor arkadaşlar. Paris Rebouild'i bilmeyen yoktur sanıyorum. Bu da bütün kombinasyonlarda yer alan bir harita. Paris şehrini geliştiren, oldukça da güzel bir hale getiren bir harita bu. Standart haritada da ProMods'ta da kullanılabiliyor. Bu Swedish Island Map, İsveç'te iki tane adanın üzerine harita oluşturulmasıyla meydana gelmiş bir mod bu. Oldukça da güzel, Bengan diye bir arkadaş tarafından yapılmış. Bununla ilgili aslında 1-2 gün önce bir video zaten yapmıştım tanıtımı için bunun. Oradan eğer izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Bunun bir de bu bir Bu sürüm bir sürümü. Birinci versiyon. Yani 09, 099, 1 oldu. Şimdi bir sürümü çıktı. Onun promosu çalışıyor. O yüzden ben güncelleme gereği görmedim. Çünkü üzerinde yeni bir yerleşim birimi ve ekstra herhangi bir şey yok. Aynı harita. Sadece bir takım bağlantılar değişmiş. Bu da standart haritayla olduğu için standart harita da değiştirmek gereği duymadım.
Arkadaşlar bu Sardunya Adası, Sardunya haritası, şu Base dosyası, bunun içinde dep ve harita dosyaları var. Bu da FLD prefabrikleri için hazırlanmış bir eklenti. Bu Sardunya haritası bu FLD dosyalarına, FLD prefablarına ihtiyaç duyduğu için bu dosyanın kullanılması zorunlu. Ama bu sadece Sardunya MAP'ı desteklemiyor. Aynı zamanda Rus MAP'ta da bununla ilgili sorunlar var. Bu FLD prefabriklerle ilgili. Bu Rus MAP için de gerekli yani bu dosya. Sadece Sardunya için değil, Rus MAP için de gerekli. Bu Sardunya Adası ile ilgili bu ETS 1.35'te büyük ihtimalle bu moda gerek kalmayacak. Çünkü ETS 2'de ücretsiz DLC olarak bu Sardunya Adası gelecek. Ama muhtemelen bu İtalya DLC'sine bağlı olacak. Yani İtalya DLC'si olmayanlar bu Sardunya Adası'nın DLC'sini kullanamayacaklar. Zaten İtalya DLC'niz olmazsa bu modu da kullanamıyordunuz. Dolayısıyla 1.35 sürümünden itibaren bu mod gereksiz hale gelecek ama Rus map güncellenmezse şu FLD'ler yine kullanılmak zorunda kalabilir. Arkadaşlar yeri gelmişken şu iki tane moddan da hemen bahsedeyim. Bu realistik şehir ışıkları yani gerçekçi şehir ışıkları modu ETS'nin eski sürümlerinden de hatırlarsınız. Daha doğrusu haritaların eski bölümlerinden hatırlarsınız. Binaların ışıkları çok uzaktan bile çok parlak görünüyordu. Tabii içinden böyle dışarıya projektör tutulmuş gibi pencerelerle her yerde karşılaşma ihtimaliniz olmadığı için çok gerçek dışı görünüyordu onlar. Yani çocuk oyunu gibi oluyordu. Şimdi bu mod o çok parlak ışıkları daha loş hale getiriyor. Yani şurada da görüyorsunuz binalardaki ışıkları. Bu daha gerçekçi. Çünkü hiçbir binanın içerisinde böyle kuvvetli ışık olmaz. Şehirlerde binalara dikkat ederseniz hemen hemen böyle bir görünüm sağlar. İşte bu mod bu şehir ışıklarını bu hale getiriyor ve daha gerçekçi hale getiriyor. Bu City Lighting denen de şehir ışıkları şu sokak lambalarının çok beyaz ve parlak yani soğuk beyaz sokak lambalarının biraz daha sarımsı, sıcak bir renge bürünmesini sağlıyor. Bu da sokak ışıklarını biraz daha gerçekçi hale getiren bir mod. O yüzden ben bunları, şu iki modu hemen hemen bütün profillerimde kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi bir de haritanın durumuna bakalım. Aracımız Frankfurt'ta. Haritamız böyle. Şu anda herhangi bir sorun görünmüyor. Afrika haritası bu. Bu da Endonezya bölümü. Haritanın Endonezya haritası kombinasyonun. Evet, Türkiye'de burası. Güney bölgesi. Şu bahsettiğim o karayolu bağlantısı Türkiye ile Güney bölgesi arasında karayolu bağlantısı. Evet, burası Kazakistan ve Rusya. Şu küçük yerler İsveç adaları. Burası zaten standart harita olduğu için burada yeni herhangi bir şey yok Paris dışında. Çeşitli şehirlerden kontroller yapıyorum. Her tarafa yük çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Böylece yol bağlantılarının da arada kopuk
farklılık olup olmadığını anlama şansı oluyor kısmen. Evet arkadaşlar, yük alma ekranında böyle. Genelde sorun yok gibi görünüyor. En azından her tarafa yük çıkıyor gibi. Tabi bu doğru bir sağlama yöntemi değil. Üzerinde kamyon sürmeden çoğu hata belli olmuyor ama en azından bir ön test olarak bunları yapıyorum. Evet, bir de yükümüzü alalım. Evet, bu Gdansk'tayız şimdi. Bir yük alacağız ve kısa bir yolculuk yapacağız burada. En azından hem harita hakkında fikir sahibi olursunuz. Harita yapımcısının haritayı nasıl hazırladığı ile ilgili hem çevreyi görürsünüz. Böylece haritada oynayıp oynamayacağınıza karar verirsiniz. Daha önce de bu haritanın, yani bir önceki sürümde haritanın birçok yerini dolaştım. O bahsettiğim hata vardı ama yine de ben haritayı kullandım. Epeyce yer dolaştım. Harita oldukça güzel hazırlanmış bir harita. Hani ya şurası çok kötü olmuş diyebileceğiniz bir yer yok. O yüzden oldukça güzel. Mesela şimdi sokak ışıkları yandı. Bu şeyden ortadaki aydınlatmadan bir fikir sahibi olursunuz. O az önce bahsettiğim mod vardı bir tane. Evet, yükü alacağımız yere geldik arkadaşlar. Bu zor parklar modu da var bu haritada kurulu. O artık benim için vazgeçilmez oldu. Umarım modun yapımcısı modu sürekli güncellemeyi ihmal etmez. Böylece biz bütün sürümlerde kullanabiliriz. 1.35 sürümünde inşallah başka bir sıkıntı çıkmaz da kullanılabilir bu. Evet, Polonya içinde bir bölge olsun. En azından gideceğimiz yerde Polonya'da neler var onu görmeniz açısından. Buradan Litvanya'ya bir yük var. Bir kısmı Polonya içinde. Zaten çok fazla bir yolculuk olmayacak. Kısa bir yolculuk. Sadece çevreyi görmeniz için. Bu arada bu zor parklar modunda bir tane video hazırladım. O da yükleniyor şu anda. Biraz zaman alıyor yüklenmesi. Ama bu da farklı bir yükleme olacak. Bunu da en azından görmüş olursunuz. O modla ilgili yine bir fikir olur bu. Yani nasıl sıkıntılı alanlara park edeceğinizi görmeniz açısından. Çünkü oyuna keyfi veren bu bence. Yoksa otobanda araba kullanmak oldukça kolay zaten. Da bayağı zor bir yermiş gerçekten. Fazla yanaştırdık. Oradaki dorsaya çok yakın olmamız lazım ki geri dönerken kamyonu öbür tarafa takmayalım. Başka türlü yanaşılmaz çünkü burada manevra yapacak çok az yer var. O şimdi sağ tarafımızda kalan konteynerlara takılabiliriz çünkü eğer buradaki dorsaya fazla yaklaşmazsak.
Evet, ikinci bir manevra gerekti. Evet, bu kadar yeter. Buradan yükleyiversinler artık. Evet arkadaşlar, geldiğimiz yerden çıkacağız yine. Çünkü sağ tarafta da dorse var. Sağ taraftan çıkamayız. Dorseyi takarız yoksa. En rahat çıkılabilecek yer yine sol tarafımız. Mecburen sol taraftan çıkacağız. Yeterli manevra alanı yok çünkü hem sağda hem ortada. Şimdi arkadaşlar, buradan çıkmak için en mantıklı yol ileriden sol tarafa doğru manevra yapıp öyle çıkmak, çünkü öbür türlü dorseyi takarız. Böyle daha geniş bir dönüş alanı oluyor çünkü. En kolay çıkma yolu bu. Bu Promotes'ta kullanılan Poland Rebuild vardı. O da benim çok sevdiğim bir haritadır. Ondaki Gdansk şehri gerçekten devasa bir şehir. Yani oradan yük almak oldukça keyifli oluyordu. Çünkü oradaki yük alma boşaltma noktaları standart şirketlerden oluşmuyor. Ama ne yazık ki o standart haritada çalışmıyor. Çünkü Promotes varlıklarını kullanıyor Poland Rebuild. Dolayısıyla Promotes'a bağımlı. Promotes'u kullanmadan onu kullanamıyorsunuz. Zaten Promotes'u böyle emsalsiz kılan da kendi varlıklarının, prefabriklerinin olması, işte binalar, yük boşaltma yerleri, yollar vesaire gibi, çevre düzenlemesi gibi, yani bitkiler gibi kendine özel varlıkların olması Promotes'u benzersiz kılıyor zaten. Poland Rebuild'de o Promotes varlıklarını kullandığı için Promotes'u olmadan çalışmıyor maalesef. RusMap'ta da bahsetmiştim. RusMap da kendi varlıklarını kullandığı için o da benzersiz bir harita. O yüzden RusMap neredeyse bütün kombinasyonların olmazsa olmazı. Yani gerçekten hem içinde barındırdığı prefabrikler, hem Rusya'ya özgü yollar, hem de o atmosferi, yani Rusya atmosferini başarıyla yansıtıyor olması RusMap'ı benzersiz kılıyor. Promotes'u da zaten biliyorsunuz, yani hem büyük bir ekibin hazırladığı bir harita, hem de kendi varlıkları var. Yani oturup binalarını, yollarını kendileri de hazırlıyorlar. Aynı zamanda bu ETS'nin standart varlıklarının yanı sıra. O yüzden her ikisi de benzersiz haritalar. Diğer haritaların çoğu SCS'nin yani ETS2'de kullanılan varlıkları kullandıkları için onlarda çok özel şeylerle karşılaşmıyorsunuz çoğu zaman.
Bu haritada da Gdansk oldukça büyük. Yani daha doğrusu büyük bir şehir havasını yansıtıyor. Oldukça başarılı olmuş. Çevre düzenlemesi, detaylar falan da oldukça iyi. Yani standart haritada olmayan, Polonya'da yer almayan birçok yol, yerleşim birimi var. Polonya'yı oldukça büyütüyor. Gerçekten de büyük Polonya modun adı. Polonya'yı oldukça büyütüyor. Büyütüyor derken yani alanı büyütmüyor ama gidilebilecek alanların, yerlerin sayısı artıyor. Karayollarının sayısı artıyor. Çevre düzenlemesi de gördüğünüz gibi öyle baştan savma yapılmış bir şey değil. Oldukça detaylı. Yani gerçekten bir şehirler arası yolculuk yaptığınızı hissettirecek kadar özenli hazırlanmış. O yüzden bu haritayı da seveceğinizi umuyorum. Polonya'yı özellikle seçtim. Dediğim gibi bu harita daha önce bir takım sorunlara yol açtığı için onu kullanmaktan vazgeçmiştim. Bu yeni sürümün şerefine Polonya'da olsun istedim seyahat. Hem Polonya'yı tanımış olursunuz diye. Evet arkadaşlar, Polonya'da böyle. Çevreye baktıysanız yollar, Polonya'daki birçok yol, bu Poland Republic'te de böyleydi. Birçok yol otoban değil, böyle gidiş geliş yollar. Otobanda araba sürmek nedense bana hiç şey gelmiyor, böyle çekici gelmiyor. Ha bazen mesela Rusya'da ya artık bir otoban olsa diye özlediğiniz yollar var. Mesela hakikaten insanı geren, yolculuk sırasında yoran yollar var. Artık bir otobana girsek de şöyle bir rahat rahat gaza bassak dediğiniz yollar var ama genel olarak otobanı çok fazla özlemiyorum. Çünkü otoban sürücülüğü oldukça kolay. Ama böyle gidiş geliş yollar, işte ne bileyim köy yolları biraz daha heyecan katıyor. Biraz daha değiştiriyor atmosferi. Biraz daha gerçekçi oluyor. Bir de tır kullanmanın ayrıcalığını hissettiriyor bu tür yollar. O yüzden Polonya haritası da bence oldukça güzel olmuş. Fark ettiyseniz yolda çevrede küçük küçük yerleşim birimleri var. Yani böyle bomboş araziler yok. Mesela sağ tarafta görüyorsunuz yerleşim birimlerini. Böyle küçük küçük yerleşim birimleri var. Bu da gerçek bir dünya gibi bir izlenim yaratıyor. Bu şeyi ben Macaristan haritasında da çok seviyorum. Macaristan haritasında da böyle bir durum söz konusu. Yani şehirlerden çıkıyorsunuz, aralarda ufak serpiştirilmiş ufak köyler var. Özellikle gece giderken böyle o uzaktan ışıkların görünce ben çocukluğumda babamla beraber yaptığım yolculukları hatırlıyorum. Biraz nostaljik oluyor benim için. Buralar da öyle. Mesela Avrupa haritasındaki en büyük eksiklerden biri bu. Kilometrelerce yol gidiyorsunuz. Çevrede hiç bina yok, bir şey yok. Yani tamam otobanda gidiyorsunuz ama sonuç olarak otobanda da gitseniz uzaklarda bir yerlerde binaların, köylerin ya da ufak yerleşim birimlerinin olması gerekir. Arkadaşlar, bu akşamlık da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yeni haritalar kısa süre içinde çıkar. Sizlerle yeni haritalarla buluşuruz. Hoşça kalın.